Sınavlar ülkesinde coğrafya anlatıyoruz. Bugünkü dersimizin konusu Türkiye'nin akarsuları. Hepinizin bildiği gibi günümüz dünyasının en büyük sorunlarından birisi küresel ısınma. Ve bu küresel ısınma ile birlikte bizim en büyük tatlı su kaynaklarımız yani buzullar sürekli erimekte ve tuzlu sulara, okyanus, denizlere karışmakta. Bu da şunu göstermekte. Gelecekte insanoğlunu bekleyen en büyük sıkıntıların başında su sıkıntısı gelecek. Ve bizim cennet vatanımız bu tatlı su kaynakları bakımından oldukça zengin. O zaman şunu söyleyebiliriz. Artık Türkiye'nin akarsuları demeyelim, Türkiye'nin geleceğe dair stratejik silahları diyelim. Akarsu bir ülkenin en stratejik doğal kaynakları arasında olacak. Bunu unutmayalım değerli arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Önce Türkiye'deki bu stratejik doğal kaynaklarımızı yani akarsularımızı tek tek öğreneceğiz. Daha sonra da bu akarsuların genel özellikleri hakkında konuşacağız. Tabii biz bu akarsularla ilgili bir takım bilgileri verirken umarım siz de ne yapacaksınız? Bu vermiş olduğumuz bilgileri tek tek not etmeye çalışacaksınız. Evet, hemen başlıyorum. Değerli arkadaşlarım, tabii biraz da konu ezber. Ezber olduğu için ben akarsuların ismini defalarca tekrar edeceğim. Kafanızda kalsın. Bu akarsulara karşı kulağınızda bir aşinalık oluşsun diye. Bildiğiniz gibi akarsular şayet sularını deniz ya da okyanusa boşaltıyorsa açık, göle boşaltıyor ya da yer altına sızdırıyorsa kapalı havza özelliği taşırlar. O halde biz önce denizlerimize dökülen akarsularımızla başlayalım. Akdeniz'e dökülenler. Nedir onlar? Bir, Dalaman. Söyler misiniz? Dalaman, Aksu, Göksu, Seyhan, Ceyhan ve Lübnan'dan doğup Suriye üzerinden gelip İskenderun Körfezi'nden denize dökülen Asi. Sayıyorum, ondan sonra sen sayıyorsun. Dalaman, Aksu, Göksu, Seyhan, Ceyhan, Asi. Söyler misiniz? Hatta bunların ismini de yazalım. Dalaman, Aksu, Göksu, tam şurada bir de Manavgat var. Göksu, Seyhan, Adana'ya geldik. Ceyhan ve Lübnan'dan doğup Suriye üzerinden İskenderun Körfezi'nden denize dökülen sınır tanımaz Asi diyoruz. Evet, bunları ayrı bir sınıflamaya tabi tutacağız. Sınırlarımızın dışından gelenler şeklinde az sonra. Bir kez daha Akdeniz'e dökülen akarsuları sayalım. Dalaman, Aksu, Göksu, Seyhan, Ceyhan, Asi. Bir kez daha sayalım. Neyle başladık? Dalaman, Aksu, Göksu, Seyhan, Ceyhan, Asi diyoruz. Geldik Batı Anadolu'ya. Ege Denizi'ne dökülen akarsularla devam ediyoruz. Ege Denizi'ne dökülen akarsular. Biliyorsunuz Ege bölgesindeki akarsular bir graben ovası içerisinde akmakta. Peki nasıl akmakta? Büklümler çizerek. Yani menderesler çizerek akmaktalar. Nedir bu akarsularımızın adı? Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes. Söyler misiniz? Bakırçay, Gediz, Gediz, Küçük Menderes. Bir de ne vardı? Büyük Menderes vardı. Büyük Menderes diyoruz. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes bunlar graben ovaları içerisinde menderesler çizerek akarlar. Akış hızı ve enerji potansiyeli nedir bunların? Düşüktürler. Bunu unutmuyoruz. Devam ediyorum. Ege Denizi'ne dökülen bir akarsuyumuz daha var. Onu da söyleyeceğim. Bulgaristan'daki Rodop dağlarından doğup Yunanistan sınırımızı oluşturan Meriç. Şu arkadaşın adı da neymiş? Meriç. Meriç'in de kolu var. Nedir Meriç Nehri'nin kolu? Ergene. Ki burada biliyorsunuz 10 numara pirinç üretimi yapılmakta. Onu da bilelim. Ergene çayı. Evet, bayağı bir akarsu öğrendik. Bir kez daha söyleyelim. Akdeniz'e dökülenler. Dedim ya, sürekli tekrar edeceğiz. Siz de benimle birlikte tekrar etmeye çalışın. Hatta benden hızlı olmaya çalışın. Dalaman, Aksu, Göksu, Seyhan, Ceyhan, Asi Akdeniz'e dökülüyorlar. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Meriç. Bir daha söyle. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Meriç. Bakın Meriç Bulgaristan'dan doğuyor. Rodop dağlarından ve Ege Denizi'ne dökülüyor. Asi de nereden? Lübnan'dan doğuyor. Lübnan dağlarından ve Suriye üzerinden gelip İskenderun Körfezi'nden denize dökülüyor. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi büyük akarsulara biz nehir diyoruz. Ama küçüklerine dere, çay diyoruz. Şu Marmara bölgesinde iki tane çay var. Onları da bilmenizi istiyorum. Susurluk Gönen çayı. Söyler misiniz? Susurluk Gönen. Susurluk Gönen Ergene. Bunları üçleyelim. Susurluk Gönen Ergene. Bilirseniz iyi olur. Devam ediyorum. Neyle? Karadeniz'e dökülen akarsular. Nedir onlar? Sakarya. Kıvrım kıvrım akarya. Söyle bakayım, Sakarya. Bunun dışında bunun kollarıymış gibi düşünün. Filyos ya da diğer adıyla Yenice. Sakarya, Filyos, Bartın. Sakarya, Filyos, Bartın. Dikkat. Kızıl, Yeşil, Çoruh diyeceğiz değerli arkadaşlarım. Çoruh. Çoruh'a da dikkat ediniz. Türkiye'den doğuyor ve Gürcistan üzerinden Karadeniz'e dökülüyor. Anlaştık mı? Bunlar eleyici soru olarak karşınıza gelir. Şimdi bunların ismini bana yazdırın.
Ne dedik? Sakarya, kıvrım kıvrım akarya. Sakarya, Filyos ya da Yenice, Filyos, Bartın çayı. Az sonra bunlarla ilgili bazı bilgiler vereceğim. Türkiye'nin sınırları içerisinde bulunan en büyük akarsuyu Kızılırmak, en fazla erozyona neden olan akarsuyu Yeşilırmak ve rafting sporu deyince akla gelen en önemli yer Çoruh Nehri diyoruz. Sakarya Filyos Bartın, Kızıl Yeşil Çoruh. Hadi bakalım. Sakarya Filyos Bartın, Kızıl Yeşil Çoruh diyoruz. Bunlar da Karadeniz'e dökülen akarsular. Devam ediyorum. Kaynağını Doğu Anadolu'dan alıp İran Körfezi'ne ya da Basra Körfezi'ne dökülen iki tane akarsuyumuz var. Nedir onların adı? Fırat ve Dicle. Söyleyin lütfen. Kaynağını nereden alıyorlar? Türkiye'de Doğu Anadolu'dan alıyorlar ve Basra Körfezi'ne dökülüyorlar. Basra Körfezi'ne döküldükleri için yine açık havza özelliği taşır bu akarsularımız. İsimlerini yazıyorum. Fırat ve Dicle nehirleri. Fırat, Dicle. Bizdeki en uzun akarsu Fırat'tır. Ama Fırat'ın tamamı bize ait değildir. Daha önceki dersimde de söylemiştim. Dünyada başa bela 3 tane akarsu var. İkisi bizde. Fırat, Dicle, bir de Mısır'daki Nil Nehri. Bunlar sadece bir ülkeden doğuyor ve başka ülkelerden geçiyor. Başka ülkelerden geçince de uluslararası su sorunları ortaya çıkıyor. İşte bu uluslararası su sorunlarını ortadan kaldırmak maksadıyla bir sözleşme imzalanmış. Nedir o sözleşmenin adı? Ramsar Sözleşmesi. Uluslararası su sorunlarını çözmek amacıyla oluşturulmuş bir sözleşme diyebiliriz. Tabii bunları daha sonra Ramsar Sözleşmesi üzerine konuşacağız. Fırat Dicle. Bu arada Fırat'ın bir kolu var kardeşim. Fırat'ın kolu Murat. Fırat'ın kolu Murat. Dicle'nin de bir kolu var. Dicle'nin kolu da ne? Zap suyu arkadaşlar. Zap suyu. Tabii zap suyu burada önemli. Az sonra bununla ilgili soru türeteceğim. Evet, kaynağını Doğu Anadolu'dan alıp nereye? Basra Körfezi'ne dökülen iki akarsuyumuzun adı Fırat ve Dicle. Fırat'ın kolu Murat, Dicle'nin kolu zap suyu dedik. Başka yok mu? Var kardeşim. Nedir onlar? Aras ve Kura. Bunlar da yine kaynağını Doğu Anadolu'dan alıyor ve Hazar Denizi'ne. Nereye dökülüyorlar? Hazar Denizi'ne. Biliyorsunuz Hazar Denizi yalancı. Aslında kendisi deniz değil, göl. Ama biz çok büyük bir göl olduğu için ona deniz diyoruz. Neticede göl olduğu için bu Aras ve Kura kapalı havza özelliği taşır. En çok da bu gelir sorularda. İsimlerini yazalım. Aras, Ermenistan sınırımız artık. Aras, Kura diyoruz. Aha da bu kadar. Türkiye'deki akarsuları tek tek saydık. Şimdi de ben bu Türkiye'deki akarsuların hepsini bir dakika içerisinde sizlere saymaya çalışacağım. Yanlış anlamayın, böyle artistik yapmak gibi bir gayretim yok. Amaç hani çok büyük bir şey değil. Türkiye'deki akarsuları ezberlemek çok zor değil. Bir dakikalık bir şey bu mesajı vermek için. O halde hemen başlıyorum. Önce Akdeniz'e dökülenler, lütfen siz de Akdeniz'e dökülenler diye tek tek yazın bunları. Dalaman, Aksu, Göksu, Seyhan, Ceyhan, Asi. Beraber söyleyelim. Dalaman, hadi Aksu, Göksu, Seyhan, Ceyhan, Asi. Bunlar Akdeniz'e dökülüyor açık havza. Ege Denizi'ne dökülenler. Ege Denizi'ne dökülen akarsularımız Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Meriç. Hadi bakalım. Bakırçay, Gediz, Küçük, Büyük, Meriç. Bunun dışında Marmara'da bilmemiz gereken önemli bir takım çaylar var. Küçük akarsular var. Pirinç üretimi yapıldığı için bunları da bilmenizi istiyorum. Meriç'in bir kolu Ergene, bunun dışında Susurluk ve Gönen çayları. Ergene, Susurluk, Gönen, bu da tamam. Karadeniz'e dökülenler, Sakarya Filyos Bartın, hadi Sakarya Filyos Bartın, Kızıl Yeşil Çoruh, Kızıl Yeşil Çoruh. Kaynağını Doğu Anadolu'dan alıp Basra Körfezi'ne dökülenler, Fırat, Dicle. Ki bunlar daha sonra Şaddül Arap ismini alacaklar, Mezopotamya bu arası, öyle değil mi? Fırat, Dicle. Fırat'ın kolu Murat, Dicle'nin kolu Zap. Dedim ya, az sonra bununla ilgili soru türeteceğim. Bunun dışında kaynağını Doğu Anadolu'dan alıp Hazar Denizi'ne, Hazar Gölü'ne dökülen iki akarsuyumuz Aras ve Kura. Bir kez daha söylüyorum, bunlar kapalı havza özelliği taşırlar. Şimdi değerli arkadaşlarım, bu akarsuları saydık. Ben bunlarla ilgili bazı bilgiler vereceğim. Sen de lütfen bir kenara bilgimatik de, eskiden böyle şeyler vardı. Oralara söylediklerimi tek tek yaz. Birinci soru, Türkiye'deki en uzun akarsuyun ismi nedir? Cevap Fırat. Türkiye'deki en uzun akarsu Fırat'tır ama tamamı bize ait değildir kardeşim. Peki tamamı bize ait en uzun akarsuyumuzun ismi nedir? Kızılırmak. Tamamı bize ait en uzun akarsu Kızılırmak'tır. Peki Türkiye'de en fazla erozyona neden olan akarsuyun ismi nedir? Yeşilırmak. Bizim dostumuz değil, adeta düşmanımız. En güzel topraklarımızı ne yapıyor? Karadeniz'e taşıyor. Ha, devletimiz bununla ilgili bir proje geliştirdi. Neydi onun adı? Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi, YHGEP.
4 ili kapsıyor. Çorum, Amasya, Tokat, Samsun. Bunları tabii bölgesel kalkınma projelerini anlatırken değineceğiz bu konuya. Peki rejimi en düzenli olan akarsuyumuz nedir? Rejimi en düzenli akarsu Doğu Karadeniz'de olmalı ki onun da adı Çoruk'tur. Üzerinde aynı zamanda rafting sporu yapılıyor. Demek ki Türkiye'deki akarsular üzerinde turizm faaliyetleri de yapılabilir. Üzerinde ulaşım yapılabilen tek akarsuyumuz Bartın Çayı. Yazıyoruz değil mi arkadaşlar bunları? Bunları not alalım. Üzerinde ulaşım yapılabilen tek akarsu Bartın Çayı'dır. Tabii bu yolcu taşımacılığı değil, dar bir alanda tomruk taşımacılığı yapılmaktadır diyoruz. Bir kez daha söylüyorum. En uzun akarsu Fırat. Tamam, bize ait en uzun akarsu Kızılırmak. En fazla erozyona neden olan akarsu Yeşilırmak. Rafting sporu yapılan ve rejimi en düzenli olan akarsuyumuz Çoruh. Bunun dışında üzerinde ulaşım yapılabilen tek akarsuyumuz Bartın Çayı'dır diyoruz. Şimdi biraz da analize gireceğiz. Analiz. Analiz derken neyi kastediyorum kardeşim? Bilginin suyunu çıkartacağız şimdi yine. Kaynağını Türkiye'den alıp başka bir ülke sınırlarından denize dökülen akarsularımız nelerdir? Bir kere Fırat ve Dicle, Şaptül Arap, Fırat ve Dicle. Bunlar ne yapıyor? Türkiye'den doğuyor. Nereye dökülüyordu? Basra Körfezi'ne. İran Körfezi'ne, öyle düşün. Fırat, Dicle. Başka Aras ve Kura, bunlar da kaynağını Doğu Anadolu'dan alıyor ve nereye? Hazar Denizi'ne dökülüyordu. Başka yok mu? Bir tane daha var kardeşim. Onun da adı nedir? Çoruh. Çoruh kaynağını Türkiye'den alıyor ve dikkat ediniz, Gürcistan sınırları içerisinden ne yapıyor? Karadeniz'e dökülüyor. Bizden doğuyor, Gürcistan üzerinden Karadeniz'e dökülüyor. Bunları bilin. Kaynağını nereden aldı? Türkiye'den. Nereye döküldü? Türkiye dışında denize döküldü. Bu bir. İkinci analiz bilgime geçiyorum. Başka bir ülkeden doğup bizim topraklarımızdan denize dökülen akarsularımız nedir? Asi. Lübnan'dan doğuyor. İskenderun Körfezi'nden denize dökülüyor. Hemen yazıyorum Asi. Bunun dışında Meriç, Bulgaristan'daki Rodop Dağları'ndan doğuyor ve Yunanistan sınırımızı oluşturuyor. Ege Denizi'ne dökülüyor. Bu ikisini de lütfen bilin. Hani soru kaçırmamaya çalışıyoruz. Tamam mıyız? Soru kaçırmayacağız akarsularla ilgili. Kaçırmayacaksak gelin bu akarsuları biraz daha yakından tanıyalım. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'deki akarsuların, dikkat ediniz şimdi söyleyeceklerime, Türkiye'deki akarsuların bir, rejimleri düzenli midir, düzensiz midir? Rejimleri düzensizdir. Neden? Çünkü Türkiye yarı kurak bir iklim bölgesinde bulunuyor. Rejimleri düzensiz. Peki debileri fazla mıdır? Debi ne demek? Su miktarı. Akarsuyun taşıdığı su miktarına biz debi ya da akım diyoruz. Debileri nedir? Debileri düşük. Hızları nedir? Hızları ve enerji potansiyelleri yüksektir. Bir kez daha söylüyorum. Debileri düşüktür. Neden? İklim yarı kurak olduğu için. Rejimleri düzensizdir. Neden? Yine iklim yarı kurak olduğu için. Hızları ve enerji potansiyelleri fazladır. Hidroelektrik enerji potansiyelleri. Devam ediyorum. Türkiye'deki akarsularımızın boyları genellikle kısadır. Türkiye'deki akarsuların boyları genellikle kısa. Hemen soruyoruz. Neden kısa? Bir, Türkiye bir yarımada özelliği taşıdığı için. Ne demek hocam bu? Kardeşim normalde Kızılırmak akıp gidecek ama karşısına kim çıkıyor? Deniz. Demek ki denizler akarsuların önünde bir engeldir. Tamam mıyız? Aynı zamanda dağlık olduğu için akarsularımız bir dağ yarıp geçse diğerinde kalıyor. Öyle değil mi? Ve yine iklimin etkisi var. Akarsu normalde akıp gidecek ama denize ulaşamadan kuruyup gidiyor. Türkiye'deki akarsular üzerinde ulaşım faaliyetleri yapılamaz. Ulaşım yapılamaz. Bir Bartın Çayı'nda yapılır dedik, o da tomruk taşımacılığı. Peki Türkiye'deki akarsular üzerinde neden ulaşım yapılamaz? Çünkü Türkiye'deki akarsular henüz denge profiline ulaşmamışlardır. Denge profiline ulaşmamışlardır. Peki neden denge profiline ulaşmamışlardır? Çünkü Türkiye genç oluşumlu bir ülkedir. Tamam mıyız? Bir kez daha söylüyorum. Türkiye genç oluşumlu bir ülke olduğu için akarsular henüz denge profiline ulaşmamış. Denge profiline ulaşmamış bir akarsu üzerinde ne yapılamaz? Ulaşım yapılamaz. Tabii akarsu dediğimiz şey neticede bir sudur. Su nedir? Hayattır. Hayat nedir? Güzeldir kardeşim. O halde su deyip geçme. Bunlar önemli. Biz bu sulardan, akarsularımızdan içme, kullanma suyu, tarımda sulama yapabiliyoruz. Öyle değil mi? Aynı zamanda bu akarsularımızın etrafında kültür balıkçılığı yapılır. Balıkçılık faaliyetleri yapılır. Aynı zamanda bu akarsularımızın üzerine set çekiyoruz, baraj yapıyoruz, enerji üretiyoruz. Yani hidroelektrik enerji üretimine katkı sağlıyor bu akarsularımız. Yani akarsu dedim ya, bir kez daha geleceğin en büyük stratejik kaynakları arasında yer alacaktır. Bunu lütfen unutmayın. Evet, Türkiye'deki akarsular ve bu akarsuların genel özelliklerini bu şekilde sınıflamış, saymış olduk. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Bu tür çalışmalardan haberdar olmak için takipte kalın. Herkese kolay gelsin, başarılar.